Arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Yeni uyandım. Gördüğünüz gibi sabah. Bugün sizle karantinada bir gün boyunca neler yapıyorum? Vlog çekeceğim. Sabah yani daha yeni uyandım. Aslında açık söyleyeyim. Karantinada ben bütün gün yatıyorum evde. Hani spor falan da çok fazla yapmıyorum. Kendimi dinlendirme moduna geçtim. Ama bugün evde bir video yapacağım. Ne bileyim, sabah birazcık kendimizle ilgilenelim. Yaklaşık hani 2 aydır falan asla bakım yapmıyorum. Birazcık saçımla ilgilenelim. Kahvemizi içelim, sporumuzla ilgilenelim. Köpekle hiç ilgilenmiyorum neredeyse. Öyle bir yanıma geldiğinde seviyorum, yemeğini veriyorum. Saatin geldiği zaman yemeğini veriyorum ve hiç ilgilenmiyorum köpekle. Çok fazla oynamıyorum. Bugün ona vakit geçirelim. Bugün yani birazcık Netflix'ten, YouTube'dan ve televizyondan birazcık uzaklaşacağım açıkçası. Ama yine de kişisel gelişim videoları izleyebiliriz akşam. Birkaç önerdiğim video var. Onlardan size bahsedebilirim. Sonra önerdiğim bir doktor. Onlardan bahsedebilirim. Neyse. Su koymuştum biraz önce. Gidelim. Kahvemizi yapalım abi. Ondan sonra bakalım neler. Bunları zaten hazırlamıştım. Ben suyu da kaynattım. Bir kahvemizi yapalım. Kahvemizi içelim. Biraz 20 dakika sonra falan. 20 dakika sonra falan. Gel buraya gel. İsmini daha öğretemedim sana. İsmini daha öğretemedim. İsmini daha öğretemedim ama öğreneceksin. Can işim benim. Kahvemizi içelim. Sonra spor yapacağım sizle birlikte. Siz beni izleyeceksiniz. Ben spor yapacağım ama konuşurum belki de aynı zamanda sizle. Nasıl? Güzel değil mi? O kişisel gelişim videoları falan dedim size. kişisel gelişim ben birazcık bahsedeceğim size. Bakın, önceki arattıklarım falan görmeseniz nasıl olur? Bunları ben aratmadım tabii ki de ama arattıklarımı göstermeyeceğim size. Neyse, Zafer Akıncı diye bir doktor var. Yani psikolojiyle alakalı bir doktor. Güzel videoları var, izleyebilirsiniz. Yani bazı videolarında çok fazla onu desteklemiyorum. Bazı videolarında yanlış düşündüğünü falan düşünüyorum ama genel olarak güzel bir doktor, iyi bir doktor. Sonra birisi daha var. Hemen onu da göstereyim size. Bir tane daha söyleyeceğim size. Muhammed Cumanoğlu diye bir adam var. Bu adam daha çok böyle aşkla ilgili videolar. İşte eski sevgili pişman ederek geri kazandı. Sonra el üstünde tutulan kadınların 4 özelliği. Bir erkeği işte falan filan. İşte ayrılığını bilmem ne. Burçlara göre falanlar filanlar. Yani bu daha çok böyle kadın ve erkek arasındaki ilişkileri bahsediyor Muhammed Cumanoğlu ama hani böyle problemleriniz varsa, böyle durumlarınız varsa bu adamı izlemenizi tavsiye ediyorum. Son bir tane daha birisini gösteriyorum. Ondan sonra bu olayı kapatacağım. Son ve benim için en önemli insanlardan bir tanesi. Bunun videolarını çok seviyorum cidden. Mesela çok sinirli olduğunu düşünen insanlar falan varsa hani çok sinirli olduğunu düşünmezsiniz belki de. Kendi hal ve hareketleriniz size gayet normal gelebilir ama biz kendinize dışarıdan bakın. Sinirliyseniz eğer hani bu videoyu özellikle izlemenizi istiyorum. Çok kısa, çok öz, güzel bir video. Bakın şu adam Hikmet Anıl Öztekin diye. Bakın sizin için adamın kanalına girdim. Hikmet Anıl Öztekin zaten ismi, kanalın ismi. Gördüğünüz gibi gayet güzel hayatla alakalı videolar falan var ve gerçekten kendinizle barışık olun. Kendi sorunlarınıza gerçekten sorun olarak bakabilin. Yani kendi hatalarınızı bulun ve onunla ilgili kitap okumayı istemiyorsunuz. Kitap okumaktan bahsetmeyeceğim size. Videoları izleyin. Çünkü benim videoları izliyorsanız büyük ihtimal video izlemeyi seven bir insansınız. Dediğim gibi kendi hatalarınızı bulun ve onunla ilgili videoları izleyin. Gerçekten çok faydası olacak. Kendinizi geliştireceksiniz. Kahvemizi içelim. İçeyim kahvemi. Ondan sonra spor yapacağım ufak bir. Sonra duş alacağım. Sonra ufak bir de bakım yaparım. Sonra bir de yemek göstereceğim falan derken birkaç videoda gösterdim size, çok önemli. Yani karantinada günüm nasıl geçecek onu çekmemi istiyordunuz. Ben de size çekeceğim. Çekiyorum hatta. Biraz da dışarı çıkabiliriz. Gelsin dışarı çıkartayım. Zaten peşimden geleceksin. Sen de ilgilenemedin değil mi babam?
Gel. Şuraya yemek dökmüştüm kediler ve kuşlar yesin diye, bakalım yemişler mi. Onları da bir kap. Ayarlamak lazım anasını satayım. Orada çimlere döküyorum ama hani temiz çimlere dökmeye çalışıyorum ama yine de bir kap ayarlamak lazım. Şuraya dökmüştüm. Bakalım birazcık etli pilav, biraz da dolma falan dökmüştüm. Bak neler, dolmaları yemişler, etleri yemişler. Pilav kalmış. Sen yemezsin zaten onları herhalde. Ye bakalım biraz yiyorsam. Bugün zaten döktüm. Size ne göstereyim ki? Ne görmek istersiniz ki? Sürekli bir şeyler soruyorsunuz bana aslında ama. Ne göstermek? Birazcık oturalım mı burada? Birazcık burada oturalım. Tişörtümüzü çıkartalım. Güneşlenelim. Kahvemizi içelim. Sonra... Sonra ufak bir spor yapacağım. Sporda size çekeceğim ama çok dediğim gibi ufak bir spor. Çünkü gerçekten spor yapmıyorum evdeyken. Karantinada bütün gün televizyonun karşısında videolar izliyorum. Açık söylüyorum. Şu havuza girdiğim videoyu hatırlar mısınız bilmiyorum ama. İğrenç havuz bakın. İğrenç havuz. Yaratıklar yaratıklar. Bu nasıl bir yaratık lan bu arada? Niye ölü değil? Neden havuzda gitmeye çalışıyor? İlk defa gördüm cidden. Kurbağa falan değil. Ama gerçekten havuzda takılan bir hayvan. Yani hem karada hem sanırım denizde takılabilen bir hayvan. Mükemmel deniz. Bak bu denize girmiştim. Birkaç video öncesinde. Birkaç video öncesine bakarsanız eğer görürsünüz onları. Kahvemizi içelim. Bugün nasıl bir spor antrenmanı yapacağım? Bugün yapacağım birazcık bacak. Daha çok böyle karına odaklanacağım. Karın. Birazcık göğüs yaparım. Sonra bu kadar yaparım. Daha çok karına odaklanırım. Karın ve kardiyo hareketlerini mix yapacağım. Yani hem yağ yakımı, hem karın kası, hem kardiyo yapacağım. Aynı antrenmanda. Siz de uygulayabilirsiniz evinizde ve çok da güzel olur bence. Karantinada yapılabilecek evde hiçbir materyal kullanmadan unutuyorum. Bir de zaman kazanmak için içtim açıkçası kahveyi. Hiçbir materyal kullanmadan vücut ağırlığınızla tamamen böyle hem kardiyo yapabileceğiniz hem de karın kasınızı geliştirebileceğiniz, yağ yakabileceğiniz çok güzel bir antrenman göstereceğim bugün size. Tabii en önemli şeyin beslenme olduğunu unutmayın. Önce güzel besleneceksiniz. Ondan sonra biraz beslenmeden bahsedeceğim size. Ama beslenmeyi başka bir video yapabilirim. Şimdilik sadece antrenmandan bahsedeceğim. Antrenman videosu çekeceğim. Ramazan'dayız biz şu anda. Kendimi yiyorum. Kahvemi içeyim. Biraz evde dinlendiğim. Spor yaparken başlayacağım. Birlikte spor yapalım. Bu videoya ufak bir kişisel bakım koymak istiyorum. Çok fazla bununla bir bilgisi olan bir insan değilim açıkçası ama birkaç kişisel bakım ürünüm var. Onları size göstereceğim. Mesela bir tanesini saçıma sürdüm. Normalde bunu alıp içeriye götürecektim. Zamanı geldiği zaman yapacaktım ve size yapılışını falan gösterecektim. Çok da fazla bilgim yok açıkçası ben. Şöyle bir şey var. Sadece ben bundan memnunum. Çok fazla kullanmıyorum dediğim gibi ama arabamda var. Şöyle bir şey bu. Bunu arabanın burasına koyuyorum. Tabi burada şarj aleti, parfüm ve bu var. Bazen bakıyorum buradan. İşte çok böyle bakımsız kötü hissettiğim zaman kendimi onu kullanıyorum. Şu anda sürdüm. Saçlarım nasıl göründüğü hakkında çok bir bilgim yok açıkçası. Şurada ufak bu aynada çok fazla belli olmuyor. Şu an bu kamerada belli olduğu kadar belli olmuyor, inanın bana. Arkayı falan asla göremiyorum zaten bu kamera. Sadece bu kamera arabayı çalıştırdığım zaman küçük bir kısmı kamera oluyor. Arkayı görüyorum falan. Konu nereden buraya geldi abi? Konu şu an bakımdı. Onu ben ne zaman kullanıyorum biliyor musunuz? Gerçekten nasıl kullanıldığını bilmiyorum ve size nasıl kullanıldığını anlatıyorum. Tamam ya, doğru kullanıyormuşum. Tamam, doğru kullanıyormuşum abi. Bunu ne zaman kullanıyorsunuz biliyor musunuz? Duştan çıktığınız zaman. Ama ben o zamanlar kullanmıyorum açık söyleyeyim. Saçım diyelim çok kabardı. Mesela bu videonun öncesinde saçım biraz kabarıktı. Şu an biraz da ıslak gibi, daha güzel duruyor. Bilmiyorum, buradan gördüğüm kadarıyla yani daha güzel gibi, daha çikin de olabilir. Size de öyle gelebilir. Çok bir dikkat ettiğim konular değil açıkçası. Daha çok düşüncelerle insanları yargılamak gerekiyor değil mi? Neyse.
Bunu kullanıyorum. Bunu ne zaman kullanıyorum? Bunu normalde kullanma olayı, duştan çıktığın zaman, saçını kuruttuğun zaman hafif nemli saça kullanıyorsun. Kullandığım oluyor. Birkaç defa kullandım ama ben daha çok bunu arabamda tutuyorum. Ve saçımı böyle kötü hissettiğim zaman kendimi ondan kullanıp birazcık toparlıyorum saçımı. Biraz önce yaptığım gibi. Ben normalde hemen hemen her gün berbere giden bir çocuğum, açık söyleyeyim. Bu konuda açık olacağım size. Hemen hemen her gün berbere giden bir çocuğum. Yani sabah evden çıktığımda eğer bir işim varsa, önemli bir işim, sadece spora gitmeyeceksem berbere uğruyorum. Çünkü kesin araya bir video sıkıştırıyorum. Birisiyle buluşmam gerekiyor falan derken bakım gerçekten önemli. O yüzden berbere gidiyorum. Zaten diğer önceki videolarımda görüyorsunuzdur. Hani gayet güzel ama şu an karantinadan dolayı asla kendimi de tıraş edemediğim için. Çünkü 2 günde bir, 3 günde bir, hani ortalama olarak her gün berbere giden birisi olarak ihtiyacım olmuyor kendimi tıraş etmeye. Arabadan çıkalım çünkü çok sıcak. Dediğim gibi bir tek onu kullanıyorum. Ne zaman kullandığımı da size söyledim. Diğer birkaç tane daha var. Onu da spordan sonra, duş yaptıktan sonra size anlatacağım, göstereceğim. Nasıl kullandığımı falan. Ama dediğim gibi çok fazla kullanmıyorum ama çok soruyorsunuz bazen bana. Ne kullanıyorsun saçına, ne yapıyorsun falan. Aslında çok bir şey yapmıyorum. Kimsenin saçı öyle göründüğü gibi, en güzel Instagram'daki fotoğraflardaki gibi değil, inanın bana. Herkes çok kendisine bakım yaptıktan, kendisini gerçekten güzel hissettiği zaman fotoğraf çekiliyor falan ve doğal olarak fotoğraflar güzel oluyor ve biz zannediyoruz ki bu çocuk her zaman böyle, uyurken de böyle, sabah kalktığı zaman da böyle. Aslında hiç öyle değil. Herkesin bir ev hali, herkesin bir kötü hissettiği hali var. Çok fazla kişisel gelişim videosu izlediğim belli oluyor galiba benim. Neyse dostlarım, hadi spor yapalım. Arkadaşlar sporumuzu yaptık, duşumu aldım, hala hiçbir şey yemedim. Ufaktan yemek hazırlayalım. Ben hatta hazırlamaya başladım, size de göstereyim. Bakın birazcık beyaz peynirim var, bu peynir çok güzel. Zeytin var, bal var. Bu reçel, buradan şurada bir ağaç var, şurada. Efsane bir ağaç, onun reçeli. Bal birazcık daha, birazcık sebzem var gördüğünüz gibi. Tuzum var falan filan ama asıl olay tabii ki de. Bakın burada iki tane yumurtam var ve burada iki tane daha yumurtam var pişen. Asıl olay bu, 4 yumurta. Güzel sade bir kahvaltı yapacağım. Birazcık da yulaf koyacağım. Su kaynatıyorum. Yulafı birazcık bekletiyorum onları. O güzel oluyor. Kahvaltımızı yapalım. Kahvaltıdan sonra birazcık dinleniriz. Kahvaltım gördüğünüz gibi çok gayet basic bir zeytin, peynir, yeşillik. Bal ve reçel çok fazla yemiyorum açık söyleyeyim ama öğün sırasında birazcık böyle şekerli bir şey ağzınıza koyarsanız, işte bu birkaç adet meyve olabilir, birkaç böyle minik birkaç damla bal olabilir, şeker seviyenizi düzeltecektir. Kandaki şeker seviyenizi düzeltecektir ve besin kanınızı hızlandırarak besinlerden alacağınız vitaminleri, mineralleri, aldığınız vitamin ve mineral seviyesini arttırabilir. Yani atıyorum 5 tane vitamin ve mineral alıyorsanız bu 7-8'e kadar çıkar. Yalnız bu vitamin mineral sayısı değil, emilim derecesi, vücudunuzun bundan yararlanma seviyesi diyeyim. O şekilde yani minik bir şeker alabilirsiniz bütün öğünlerinizde. Belki almanız gerekiyor. Bu dediğim gibi meyve de olabilir, sonra başka bir şey de olabilir. Ben kahvaltımı hazırlayayım. Kahvaltımı göstermeme gerek yok. Göstereyim mi? Bu işte kahvaltım. 4 tane yumurta yiyeceğim. Birazcık da yulaf. Kahvaltım bu. Sonrasında bakımlarımı göstereceğim. Neler yaptım? Duştan çıktım. Yüzüme hiç bakım yapmıyorum. Ben normalde bakın bakım yapan bir insan da değilim. Sadece vlog işte videoyu doldurma çalıştırırken ben, yani öyle birkaç tane bakım ürünüm var. Normalde dediğim gibi 2 günde bir falan berbere gidiyorum. Her berbere gittiğimde yaptırıyordum. Dolayısıyla ne yapmayı biliyorum, ne uğraşmayı biliyorum ama tabii karantinada öğrendim. Bildiğim kadarıyla anlatacağım size. Yine yaptığım kadarıyla anlatacağım size. Şimdi bir kahvaltımı yapayım. Sonra görüşürüz. Sarım birazcık uyumuş kalmışım burada. Saate bakalım. Saat gördüğünüz gibi 16:48. Şimdi bu videoda başka ne ekleyelim? Ufak bir bakım malzemelerimi göstereceğim size. Ondan sonra birazcık köpekle ilgilenip bu videoyu bitirelim. Sonra gece bir yere çıkmıştım, onu çekmiştim. Onu ekleyeceğim. Normalde bu videoyu ben dün çekiyordum ama yani dün tamamlayamadım, bugün tamamlayıp atacağım. Bir gün yaptığım şeyde 2 güne yaymak zorunda kaldım. Çünkü
başka bir video çektim, başka bir video attım falan derken. Ah, öyle oldu. Şimdi size biraz ben bakım malzemelerimden bahsedeceğim. Ama çok fazla uygulamamıştım. Sadece sorduğunuz için söyleyeceğim. Bir de karantinada neler yapıyorsun diye sorduğunuz için söyleyeceğim. Yeni uyandı biliyor musunuz? Bir de antrenman yapmıştım kendim için. Sadece bacak yapmıştım. Full squat ve lunge yapmıştım. Şu an merdivenlere çıkamıyorum anasını satayım. Şimdi bakım malzemelerimden bahsediyorum size. İşte benim bakım malzemelerim. Gördüğünüz gibi bu kadar az. Gerçekten bu kadar az. Bu gördüğünüz benim hem vücut için hem saçım için kullandığım şampuanım. Önce bununla güzel bir saçınızı temizliyorsunuz ve vücudunuzu temizliyorsunuz. Temiz bir saça ama kuruya yakın bir saçınız olduğu zaman, yani iki defa şampuan yaptıktan sonra, iki defa bundan yapıyorum ben. Saçımı iyice temizlendikten sonra ama kuruya yakın bir saç, yani böyle birazcık suyunu aldıktan sonra saçımın, bu saç kremi. Saç kreminden sürüyorum. Elime birazcık alıyorum ve saçımı baya sürdüm her tarafına. Diplerine falan da sürdüm. Bilmiyorum sürmesi mi gerekiyor, sürmesi mi, onu bile bilmiyorum. Sürdüm. Sonra güzelce yıkadım. Güzelce yıkadıktan sonra saç maskesi var. Böyle bir saç maskesi. Bu saç maskesini de aynı krem gibi, o kremi durumladıktan sonra saç maskesini kullanıyorsunuz. Yani en son saç maskesi. Önce saçınızı yıkıyorsunuz. Sonra krem kullanıyorsunuz, sonra maske kullanıyorsunuz. Saçını biraz daha parlak, biraz daha yumuşak, biraz daha yumuşak oluyor daha çok dediğim gibi ama bunları asla kullanmıyorum ben. Karantina olduğu için evde canımız sıkılmasın diye ve öyle birilerinden görerek aldım birkaç malzeme sadece. O da dediğim gibi karantinada hani yine de bakımsız kalmayalım diye yüzüme yaptığım hiçbir şey yok. Gerçekten yüzüme yaptığım bir şey yok. Birkaç bir şeyim vardı ama onları tavsiye etmiyorum çünkü çok beğenmedim yüzüme bir şey yapmayı. Biraz da köpekle oynayalım. Ondan sonra bu videoyu bitirelim. Arkadaşlar köpeğe birazcık yemek verelim. Birazcık rüzgarlı bir hava var. Köpeğe yemek verelim. Ona ben yemek hazırlamıştım. Bakın yemeği burada. Bu yemeğin en altında, yani bu kabın en altında yumurta var. Tam bir tane bütün yumurta var. Sonra maması var. Kaliteli mama bu. Güzel mama. Bu mamaya bir de böyle şeffaf damlı vitamin oluyor. Tadını çok seviyor. Bu şeffaf damlı bir vitamini böyle mamanın üstüne etrafına doğru böyle damlatıyorsunuz ve bütün mamanın üstüne geliyor. Mamanın tadı güzel oluyor. Bu ekmek kırıntıları da, ekmek kırıntıları, yani onun altından bir şey aramanıza gerek yok. Ekmek kırıntısı bildiğin. Yemek yediğimizde masada kalan ekmekler ziyan olmasın diye oraya koydum. Yesin diye. Şimdi ona biraz mamasını verelim. Mamasını yesin. Sonra birazcık da gezdirelim onu. Gel. Gel buraya. Gel. Hadi bakalım bu sefer bildiğimiz bir şehri gösterelim. Otur bekle. Otur bekle. Şimdi mamayı koydu. Çoksa beklemeyi çok fazla uğraşamaz ama otur bekle dediğinde en azından oturup bekliyor gördüğünüz gibi. Sabırlı olmayı öğretemedim. Tamam otur bekle vereceğim hadi. Otur. Otur. Otur bekle. Otur bekle. Vereceğim. Aynen. O yesin mamasını. O mamasını yesin birazcık. Ama benim yanım peşimden gelmek istiyor. Neyse yanında duralım onu. Video çekeyim. Yesin mamasını. Sonra birazcık bahçede gezdirelim. Ben kakasını çişini yapar. Ondan sonra videoyu gecede bir yere çıkacağım. Bir de gece son size bay bay derim. Bak şerefsiz ayakkabım nereye gitmiş. Ondan sonra size bay bay diyeceğim. Ondan sonra diyeceğim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim diyeceğim. Beni Instagram'dan takip etmeyi, abone olmayı unutmayın diyeceğim. Buradayım hadi ya. Hadi ya buradayım. Yemeği yesin sonra biraz dolaştıralım bunu. Karantinada günlerim bu şekilde geçiyor işte. Birazcık köpekle ilgileniyorsun. Birazcık belki spor yapıyorsun ve zaman geçiyor. Sonra birazcık YouTube, birazcık Netflix izliyorum. Netflix izliyorum birazcık. Son zamanlar geçiyor zaten. Çakala bak. Yemini yedi, gitti ayakkabımı aldı. Aslında sen onu yapmaman gerektiğini çok iyi biliyorsun da işte. Yemeğini de yememiş. Bak aşağıdaki yumurtaları yemiş. Vitaminleri yemiş. Oraya inan. Yemeğini yememiş. Kulaklara bak.
Hadi gel birazcık çimdeye çıkalım. Sonra video kapatacağım. Okunu okunu yap. Sen de uğraşamam bak. Sonra eve yapıyorsun. Geçen gün yapmışsın turuncu turuncu. Evin içine. Böyle o devam etmez. Buradan taşınma ihtimalimiz var. Eğer buradan taşınırsak. Yeni evde asla böyle bir şey kabul etmiyorum. Tamam bu evi hani birkaç tane yaptım. Birkaç tane istisna gösterdik. Bak seninle insan gibi konuşuyorum. Bana bak. Hadi gel. Çimdiri seversin sen. Gel. Gel. Topu da seversin. Gel top oynayacağım seninle. Birazcık top oynayalım. Hem yorul. Birazcık enerjini at. Belki kalkan da yaparsın. Hadi koş. Hadi koş gel. Hadi koş. Oyuncu olacak bu kız oyuncu. Oyuncu kız yani. Aa özür dilerim. Koş. Koş. Aa gördünüz mü? Gel 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 gel. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Gel. 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 O, olur böyle şeyler oyun esnasında ya. Hemen küsme karı gibi. Bak birazdan dayanamayıp koşacak buraya doğru. Beni gördüğü zaman dayanamayıp koşacak. Minnak. 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 Dişlerine bakalım mı? Nasıl? Dişler nasıl? Minnak minnak. Minnak minnak seni minnak. Minnak. Bu ne? Nasıl yapmaması gerektiğini çok iyi biliyor. Beni ısırmayacaksın. Benimle ısırarak oyun oynamamalısın dostum. Bunu bilmen lazım. Artık öğrendim bunu. Hadi koş. Hadi koş. Gel. Bak bir de bunun en sevdiği bir şey daha var. Köpeğin onu da size göstereyim. Bir de sevdiği bir şey. Şu yüksek çimler var bakın. Birazdan göstereyim size bak. Peşinden gelecek zaten. Yüksek çimler var. Attığım zaman onun çok hoşuna gidiyor. Bak. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel. Gel buraya gel. Hop. Gel. Bir de bunu çok seviyor. Boyundan büyük çimler. Hop. Hop. Hadi koş. Dostlarım teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Son size bay bay diyeceğim bu videodan sonra. Kendinize çok iyi bakın. Umarım videoyu beğenirsiniz, beğendiysiniz. Beğenmeyi unutmayın. Yorum yapabilirsiniz. Hangi videoyu çekmemi istiyorsanız. Beni Instagram'dan da takip edin. Kendinize de çok iyi bakın. Biz biraz daha oyun oynarız büyük ihtimal. Dostlarım beni görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ama şu anda görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Artık iyice gece oldu. Videoyu bitirmenin vakti geldi. Birazcık işim vardı dışarıya çıktım. Video gayet keyifliydi. Size bütün gün neler yaptığımı gösterdim. Birlikte spor yaptık, yemek yaptık. Kişisel bakım ürünlerimi size gösterdim. Dediğim gibi videoda zaten 50 sefer söyledim. Onları çok fazla kullanmıyorum. Ama onlar gerçekten işe yaradığını gördüm. Yani karantinada bugün kullandım sadece. Bugün kullandığım bir işe yarıyormuş yani. Güzellermiş. Uzun zamandır öyle evdeydi ama çok fazla kullanmıyordum açıkçası. Ve işte kişisel gelişim videolarına baktık, göz attık biraz. Siz de onun en çok sevdiğim kişilerden ve izlemekten zevk aldığım kişilerden bahsettim. Eminim siz de zevk alacaksınız. Kişisel gelişim videoları izlemek gerçekten çok keyifli. Hani izlerken de çok keyifli izliyorsun mesela adam bir şey diyor diyorsun. Aa gerçekten. Aa gerçekten.
gerçekten. Aa gerçekten. falan diyorsun. Yani güzel oluyordu dediğim gibi izlerken de. İşim vardı, onu hallettim. Eve geldim. Arabamızı stop edelim. Anahtar kalsın içinde. Dostlarım, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı, şu ışığın oraya geliyorum ki beni görün. Like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Çekmemi istediğiniz videolar varsa yorum olarak yazın. Seviyorum sizi, teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Arabada birkaç eşyam var, onları alayım. Bak şunlar. Annemin yanına gittim ben bu arada. Annem bazen kıyafetlerimi yıkıyor orada. Bir de bazen görüyorum bu vesileyle. Yani kıyafetlerimi yıkaması için asla değil. Çamaşır makinemiz var ama hem annemi görüyorum işte bu bahaneyle. Kıyafetleri alayım eve gideyim. Dediğim gibi izleyiciniz için çok teşekkür ediyorum. Şapkamı çıkartıyor. Sizi selamlıyor. Allah'a emanet diyorum.